14 yaşında okulda uyuşturucuya başlamıştı benim büyük oğlum. Küçüğü de 6 yıldır başlamış. Bazen maydanozu biz bir yemek yapacağız, maydanozu marketlerde bulamıyoruz. Ama ta gidip başka yerde, ama uyuşturucu burada Suruç'ta fetamin mi istersen, bonzail mi istersen, esrar mı istersen, kubar mı istersen, bunların hepsi Suruç'ta var. Her açık açık yerlerde satılıyor, çarşının göbeğinde satıyorlar. Bazı kişiler tarafından buna göz yumuluyor. Çünkü ben buradan Urfa'ya gidince bazen Urfa'da işim olduğu zaman noktada iki sefer arama noktası var. Peki bir vatandaşla Urfa'ya kadar iki yerde noktada arama yapılıyorsa bu fetamin Suruç'a nasıl gidiliyor? Kimin gözetim altında giriyor? Ben onu hala anlamış değilim. Yani Suruç'ta 24 saat 14 yaşındaki gençler hacılığını okuldan çıkarsın diye torbacılık yapıyorlar. Yarın öbür gün onlar da yani merak eder, onu da içer, onlar da içerler. Yani Suruç'ta hemen hemen aileden birkaç kişi madde bağımlısıdır. Ama ne yazık ki Suruç halkı buna sessiz kalıyor. Özellikle ben burada Suruç halkıma bir duyuruda bulunmak istiyorum. Eğer böyle devam ederse yarın bir sene kalmadan herkesin çocuğu uyuşturucuyla karşı karşıya gelecek. Bugün bana, yarın size. Bundan bir kurtuluşu yoktur. Bu bir çarktır. Dönüp dolaşıyor. Her gün aileden birisini yutuyor. Defalarca ben çocuklarımı bu illetten kurtulmak için defalarca her yere başvurdum. Çünkü böyle bir şey var. Çocuğun rızası olmadan götürüp yatıramıyorlar. Peki o çocuğun fetamin içtiği zaman akıl dengesi yerinde değil. Kendine zarar veren bir çocuk, uyuşturucu batağına düşmüş bu çocuk nasıl kendi rızasıyla gidip ametemde yatacak? Bu kendini ifade etmiyor ki. Benim oğlum kendiyle gülüyor. Aynaların karşısında fetamin içtikten sonra kendine zarar veriyor. Benim oğlum kafasını duvara vuruyor. Ben defalarca oğlumun kanını yerde eşimle birlikte ben yerde silmişim. Hangi yani vatandaş dayanır buna? Ben defalarca bunu da iletmişim. Ben hangisi acıklı gelir onu da bilmiyorum. Benim çocuğum defalarca kendini gözümüz önünde kesmiş. Benim oğlum defalarca biz bıktık artık. İnsan haklarına özellikle ben buradan sesleniyorum. Biz artık bittik. Dayanacak gücümüz yok. Biraz önce bu uyuşturucuya bir çare bulmasını istiyorum. Ben özellikle benim oğlum fetamentin içtiği zaman kendisine, ailesine zarar vermektedir. Hatta çevresine zarar vermektedir. Eğer oğlum yarın öbür gün başkasına, annesine, babasına, kız kardeşine, kardeşine, küçük kardeşine zarar verirse bizzat bunun sorumlusu emniyet amiridir, emniyet müdürüdür. Suruç'a yeni atanmış kaymakamdır.